Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir serinin, dün attığım serinin devam niteliğinde bir video çekeceğim. Ne yapacağız? Bu Rotring serilerini size anlatacağım. Şimdi öncelikle bizim bildiğimiz şu tikiler, her yerde satılan bunlar. Bunları geçiyorum. Hatta bunlara değinmem lazım. Bu tikiler bunlar. Bunlar da bu tikiler. Bunu belki görmüş olabilirsiniz ama artık üretimi olmayan bir seri bu. Yine tiki ama bu 90'lı yılın üretimine başlayıp 2000'li üretim durulan tikilerden. Şöyle. Şimdi bunu incelemeye gelirsek ya da bunu bırakalım. Daha eskisi olan, ondan da daha baba sınıfına geçmiş olan tikiye bakalım. Şöyle Rotring V Germany diye yazısı nerede üretildiğine dair. Burada arkadaki metali var. Şöyle. Şöyle silgisi falan. 07 bir kalem. İçlerinin rengi mavi. Şöyle. Tutma yeri şu şekilde. Şöyle alalım kamerayı. Böyle bir şekli var. Bu pek konforlu değil şahsen. Uç tarafındaki detay şöyle. Odaklanırsam. Şöyle bir çıkıntı var. Şurada da iki tane çizik geçiyor. Görüyorsunuz bilmem çok çizilmiş yılların şeyle. 80'li üretim başlayıp 90'li üretim biten bir kalem bu. Ondan sonra bu çıkıyor piyasaya. Bu da T07 ismiyle. Şurada şu izi var artık 07 olduğuna dair. Bu turuncularda 05 oluyor biliyorsunuz. Şurada o her zamanki Rotring'in kırmızı şeridi. O zaman günümüze girmiş durumda. Şöyle baktığımızda ise yine o detay var. Kusura bakmayın arkadaşlar, bölmek zorunda kaldım. Şu detaya bakın. Şu eskisinde kafa daha ince. Bu yenisinde ona göre olan da kafa daha kalın ama şuradaki şu alçaklık kısım bunda şu gerideyken bunda buraya alınmış durumda. Mı bakayım. Yok. Evet, evet aynı şekilde. Şöyle size gösteremedim. Şu kısım bunda buraya alınmış durumda. Neyse ki ise 07 bir kalem. İncelik olarak eskisi daha kalın. Bu bizim biraz daha modern Rotring'i andırıyor. Şurası böyle çizgili bir şekli var. Falan filan. Şimdi gelelim asıl krala. 05 Rotring. Bu Papermate olanlar, bunları pek kolay kolay bulamıyoruz. Aynı şekilde bildiğimiz Rotring. Şurada o bunda olan gösterge artık 0 kaçsa o göstergesi var. Şöyle burayı da açtığımız zaman böyle bir silgisi karşılıyor bize. Şöyle gördüğünüz gibi. Hiç kullanmam silgileri. Yakalık eskisinde ilk 80'li çıkanda bu şekildeyken gayet düz sadeyken biraz daha yeni olanında şu ortası delikli yani sindirik bir şekilde olan kısım karşılıyor. Bunda ise daha sağlam gösterişi duran bir şey karşılıyor bize. Yakalık. Arka kısım şöyle ve kalemin zaten bildiğiniz üzere şurada o kırmızı şerit bunda olduğu gibi var ama burada plastik kısım var. Ama şuraya falan gelirseniz bayağı uzun kullanırsanız nasır yapabilir. Burası şimdi çok uzun kullanımlar sonucunda bayağı şurası böyle sararıyor artık rengi paslanırmış gibi oluyor. Bu 05 olması lazım. Şöyle göstereyim şurasında. Papermate yazar bunlarda. Bunlar aynı teki ama Rotring tarafından Papermate olarak üretilmiş. Bunların mantığını ben de çözemedim. Ama kısaca lan bulamıyorum ha. Bir dakika. Zaman kaybolmasın diye arkasını direkt taktım. Aynısı 01 olanı. Bunun burası soyuldu tabi. Şöyle göstereyim. Bunu biraz kaba kullanmışım ya. Aynısı 1-0 olanı. Ucu bunların çok kalındır.
Şöyle göstereyim. Zaten anlayacağınız gibi 07 ile ikisini de şöyle yan yana getireyim. Böyle odaklarsa kamera. Biz şu an nereye yaptık? Özür, 05 ile karşılaştırıyoruz. Şu kalınlık farkı var. Burada arkadaşım bana hediyesini almış olduğu 05 Rotring aynı tipte. Yalnız bunların şurasında o gösterge yok. Bu nesilden nesile değişiyor galiba. Daha yenilerinde şu olay kalktı diyebiliyorum. Şu var. Ay o ne var? Bir şey yok yani aynısı. Orası kalkmış hali. Şöyle beyaz olduğu için çok kirleniyor tabi. 05 Rotting var. Ve en son çıkanları da neon renkleri. Keko diye tabir ettiğimiz. Zaten Rotting'in orijinal rengi budur. Şu koyu kahve kızıl renktir. Ton farkı var bu ikisi arasında. Mesela bu daha açık. Daha koyu. Bu ikisi daha yeni sınıf. Şunu da şöyle bir alalım. 1-0. Bunlar sınıf sınıf değişmiş. Bu en yenisi. Neon yeşilleri. Bu 07 zaten. Bu onun bir altı böyle değişik renkleri çıktı ya. Onlar soluk yeşil falan. Bu da işte en son olan tikiler. Şimdi bu tikilerin fiyatları hakkında pek bir bilgim yok. Ama bunları 7 lira, 7,5 liraya falan aldığımızı hatırlıyorum. O civarlarda bir şey de aldığımız zaman. Şunlar galiba fiyatı biri eğer yanlış söyleyeyim ise 20-25 liraya kadar çıkmış. Yanlış bilgi vermeyeyim, yanlış da olabilir. Bakmadım, bakmam lazımdı videodan önce. Şöyle karşılaştıralım isterseniz 4 antikiyi de. Şimdi şöyle bir olay var. Şu peppermint olanların burada Rotring yazısı yok. Bunda var. Şurada. Bunda odayı basıp basıp duruyorlar. Kusura bakmayın. Yine bir Rotring burada var. Bunda da o Rotring var zaten. Maden China yazısı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde serisi. Çok şükür ki bende var. Babam sayesinde şuna sahibim. Bunu bir arkadaştan almıştım. Bu dördü de zaten zamanla kendi aldığım kalemler. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.